Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınları hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberin analitiği konusundaki çemberin standart denklemi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde merkezi 1'e 2 olan ve yarıçapı 3 olan çember denklemi soruluyor bize. x eksi noktadaki x'in karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir. R kare şeklinde bulunuyordu. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 9 çemberin denklemidir. İkinci soruya geldik. Analitik düzlemde bu çemberin merkezini ve yarı çapını demiş. Merkezi neydi? Merkez hani x eksi a'nın karesi ya yani şunun eksilisini alacağız. 2'ye bunun da eksilisini sıra aldın. 3 yarı çapta kaç? 5 yapıyor. 3'e geldik. Analitik düzlemde 3'e 1 noktası olan ve şöyle bir soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şey çizelim. Merkezi kaça kaç? 3'e 1 noktası olan ve k noktası 7'ye 4'ten geçen çemberin denklemi isteniyor. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir merkez 2 yarı çap yarı çapta iki nokta arasındaki uzaktan bulabiliriz. Yani yarı çap kare küçüğünde x'ler farkı 7 eksi 3'ün karesi artı y'ler farkı 4 eksi 1'in karesi. Kısa yoldan da yapabilirdin. x'ler farkı 4, y'ler farkı 3, 3, 4, 5 üçgenler r'yi 5 bulabilirdik. Evet merkez belli, yarı çap belli. Çember denklemi x eksi 3'ün karesi artı y 1'in karesi eşittir r kare. Yani 25 şeklinde cevaba ulaşırız örnek 3'te. Örnek 4'teyiz. Analitik düzlemde AB çaplı bir çemberde A ve B noktaları verilmiş. Hemen yine basit bir şekilde çizelim. Şöyle AB çaplı diyor. A noktası 1'e eksi 2. B noktası daha kaça verilmiş? 7'ye 6 noktası verilmiş. Merkez tam çapının orta noktasıdır. Şöyle. Çemberde biz kendimize iki soru soruyorduk. 1. Merkez 2 yarıçap. çap. Merkez nedir? Toplamlarının yarısı tam orta nokta. 4'e toplamlarının yarısı yani 2 yaptılar burası. Şimdi x'ler fark kaç? 3. Y'ler fark kaç? 4. 3, 4, 5 üçgeninden kısa olan yarıçap çap iki nokta arasındaki uzaklıktan. Merkez belli yarıçap belli o zaman x eksi 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi. Yani x eksi x'in karesi. Y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir. R kare şeklinde olacak yani 5'in karesinden 25 olarak cevaba ulaşırız. Bir sonraki soruda çember denklemi için iki şey lazım bize. Bir merkez iki yarıçap. Merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik. Çembersel özellikleri kullanalım. 2 birim 2 birim burası. 3 birim 3 birim burası. E hocam 90 90. E burası da 90. Dikdörtgen çıktı burada. 2 ise 2 burası. Merkez koordinatı çıktı. 3 birim sağda 2 birim yukarıda. 3'e 2. Yarıçap nedir? Hop en güzel çizim yarı şap. E R kare de buradan 2'nin karesi artı 3'ün karesinden kaç? 13 mi geliyor? Evet. Yani R buradan kök 13 geldi. Merkez belli. yarıçap belli. Çember denklemi belli o zaman. X eksi noktadaki X. Yani 3'ün karesi. Artı y eksi noktadaki y yani 2'nin karesi eşittir r kare. Yani kök 13'ün karesi 13 yapar çemberin denklemi. Geldik şu soruya. Analitik düzlemde çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Bunun merkezi nedir arkadaşım? Merkez 1 2'ye 5'tir. Şunların eksilisi. Bunun merkezi nedir? Merkez 2 de 4'e bunun eksilisiydi. Eksi 1 değil mi? 4'e eksi 1. İki nokta arasındaki uzaklık kare küçüğünde x'ler farkı 4 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı Eksi 1 eksi 5'in karesi yapar. Kare küçüğünde e, 4 artı 36 40 yapar. Ya bu 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap da böylelikle 2 kök 10 çıkar. Evet örnek 6'yı da böyle 2 kök 10 bulduk. Ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani özel durumlu çemberler testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.